Merhabalar. Bir süredir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Sedat Peker'in kendi tabiriyle bir tripod ve bir kamerayla çektiği videolarından haberi olmayanınız yoktur sanırım. Sedat Peker hem sosyal medya hesaplarında hem de YouTube kanalında yaklaşık son bir ay içerisinde 6 video yayınladı. Ve çektiği bu videolar ile sadece Türkiye'yi sallamakla kalmadı. Dünya basınında da büyük yankı buldu. Sedat Peker tabiri caiz ise bir ay gibi kısa bir sürede onca yıllık YouTuberların, sosyal medya fenomenlerinin, gazetecilerin yapamadığını sadece çektiği 6 video ile yaptı. Bu videomuzda Peker'in çektiği videolar hakkında yorum ya da benzeri bir şey yapmayacağım. Zaten şu anda YouTube Türkiye sadece Sedat Peker'in çektiği videolardan tırnak içerisinde ekmek çıkaranlarla dolmuş durumda. İşin siyasi ya da politik kısmı hakkında yorum yapmak benim pek istemeyeceğim bir durum. Ayrıca eminim ki son zamanlarda YouTube trendler başta olmak üzere YouTube'un her köşesinde karşıma çıkan bu videolar ya da yorumları üzerine bir video yapsam oldukça fazla görüntüleme alırdım. Ama söylediğim gibi işin siyasi ya da politik kısmı benim ilgilenmediğim bir durum. Bu videomuzda ise sizlere Sedat Peker'in YouTube kanalıyla ilgili dün yaşanan yeni bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. YouTube, Sedat Peker'in YouTube kanalından yayınladığı son 6 videoyla hem milyonlarca izlenme sayısına ulaşan hem de adeta Türkiye gündemini derinler sarsan Reis Sedat Peker isimli bu kanala doğrulama rozeti verdi. Türkiye'nin sosyal medya gündemi bir süredir ülkemiz adına yaşanmakta olan diğer tüm sıkıntılar unutulmuşçasına sadece Sedat Peker ve onun YouTube'da paylaştığı videolara odaklanmış durumda. Sanırım Türkiye'de yaşayan herkesin tanıdığı isimlerden bir tanesidir Sedat Peker. Kimisi ona yeraltı lideri, kimisi organize suç örgütü lideri, kimisi mafya, kimisi reis, kimisi ise iş insanı diyor. Ancak kendisi son zamanlarda YouTuber'la merak salmış gibi duruyor. Kendisi son zamanlarda kendisinin de ifade ettiği üzere gemileri yakmış durumda. Kendisi bir videosunda bu durumunu ben aklımı tatile çıkardım şeklinde ifade etmişti. Ve evet itiraf ediyorum ki ben de yayınladığı videoları izleyen milyonlarca kişiden birisiyim. Sedat Peker'in yayınladığı videolar YouTube'da 25 milyon izlenmeyi geçmiş durumda. Eğer işin içine Sedat Peker'in Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını da katarsak bu sayı hızla 100 milyona ulaşacak gibi. Ki Sedat Peker'in Instagram hesabı an itibariyle 1 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Hal böyle olunca da Türkiye'nin gündemini sarsacak iddialarla karşımda çıkan ve çeşitli videolar paylaşan Sedat Peker, bu videolarda başta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu olmak üzere Türk siyasetinin önemli isimlerini bir bir eleştiriyor ve kendileri hakkında hiç de hafife alınmayacak iddialar ortaya atıyor. Yine kendisinin ifadelerine göre bu iddialarını kanıtlayacak deliller de elinde mevcut durumda. Sedat Peker'in Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi olduğu zaten bilinen bir gerçekti. Ancak Peker'in paylaştığı videolar yalnızca hayranları tarafından değil, YouTube kullanan neredeyse herkes tarafından da izlenir hale gelmiş durumda. Hatta kısa bir süre önce başlatılan video serisi yalnızca Sedat Peker'in Reis Sedat Peker isimli YouTube kanalında 30 milyon izlenme sayısını aştı. Bu durum YouTube'un dikkatinden de kaçmadı. YouTube tanınmış bir kişiye, bir kuruma ya da bir şirkete ait olan resmi kanalları doğrulayabiliyor. Bu nedenle de bu kanalların benzerlerinden ayrılması sağlanmış oluyor. İşte YouTube'un Reis Sedat Peker isimli kanala ona işareti vermesinin nedeni de bu. YouTube bugüne kadar böyle bir adım atmadığı Reis Sedat Peker kanalını şimdi onayladı. Elbette bu işlem için Sedat Peker tarafından bir talepte bulunulması gerektiğini de söylememiz gerekiyor. Google ise ona işaretini resmi olarak şöyle açıklıyor. YouTube kanal adlarının yanında doğrulama ona işaretinin olması YouTube'un ilgili kanalı doğruladığını gösterir. Kanalın doğrulanmış olması bu kanalın bir içerik üreticiye, sanatçıya, şirkete veya tanınmış kişiye ait resmi bir kanal olduğu anlamına gelmektedir. Doğrulanan kanallar resmi kanalların YouTube'da benzer adlara sahip diğer kanallardan ayırt edilebilmesine yardımcı olur. Açıklama bu şekildeydi. Sedat Peker ilk videosunun açıklamasında toplamda 12 video yayınlayacağını açıklamıştı. Sedat Peker'in 7. videosunu ise yarın sabah 7'de yayınlanması bekleniyor. Açıkçası son zamanlarda ne bir Netflix dizisinin yeni bölümünün ne de başka bir filmin böyle heyecanla beklendiğini görmemiştim. Bakalım yeni videonun etkileri nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.